Hasan Bey, bu adaylık üzerine söyleyecek olursak muhalefetin adayını açıklamaması uykularını kaçırıyor mu iktidarın? Bilmiyorum. İktidardakilere sormak lazım. Ama sizin gözleminizi merak ediyorum. Yani Habertürk dahil bütün televizyonların KC'lerinde aylardır ve yıllardır hatta erken seçim olacak mı tartışması başlık olarak çıkıyor. Bizim çalıştığımız televizyon dahil. Ve muhalefetin ya da altılı masanın ya da Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusunun peşine hepimiz düşüyoruz. Çünkü bundan daha da doğal bir şey olamaz. Ha, düne kadar Sayın Erdoğan yani kendisi söylemediği için Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu kısmen soruluyordu. Ve ona da hem Sayın Bahçeli hem de AK Parti çevreleri cevap veriyordu. En son Sayın Cumhurbaşkanı da Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyerek de bir önde aldı. Dolayısıyla muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu iktidarın uykularını kaçırıyor mu kaçırmıyor mu bilmiyorum ama bizim uykularımızı kaçırıyor. Niye? Merak ediyoruz çünkü. Biz gazeteciler olarak merak ediyoruz ve gerçekten de bunun peşine düşüyoruz. Onu Mustafa Bey dedi ki yıpratılacak adaysa uzatılır. İşte kolay yenileceği düşünülürse önden seçime gidilir. Güzel. Peki böyle düşünürsek size de soracaktım aslında ama o arada geçti. Yani kim olur? Bu tanımlara uyan adaylar kim? Ha, güzel. Ama önce o yıpratılır meselesiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim de benim gönlümden geçen değil de tahmin yani görünen adaylardan da birkaç tane söyleyeyim. Şimdi birkaç tane var yani. Birkaç tane oluyor. Evet. Yani onu da aslında Kemal Bey A-B planı diye devam edebiliriz belki. Hı. Şimdi birincisi A planı Kemal Bey mi peki? Öyle görünüyor şu anda. Ben daha önce mutlaka B planı olarak kendisi A planı Abdullah Gül Kılıçdaroğlu diyordum. Ama şimdi terse dönmüş görünüyor. Peki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kendine muhatap olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti. Bu doğru. Yani siz o soru sormuştunuz. Evet. Bu çok aleni görünüyor. Yani bu yarışa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber girmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hasan bunu söylüyor. Neden? Yeneceğini düşünüyor. O yüzden yok. Başka biri yok. Şimdi ikinci bir şey. Aynı zamanda araçsallaştırıyor. Bunu da söyleyelim. Yani siyaset yapıyor. Nasıl bir siyaset yapıyor? Çünkü Kemal Bey demişti ki ben adaylığımı açıklarsam altılı masa dağılır. Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması için bastırıyor ki altılı masayı da dağıtma üzerine ya da altılı masaya da hamle yapıyor böylece. Hı. Yani bu Kemal Bey'in cümlesi. Yani ben şayet adaylığımı açıklarsam altılı masa dağılır demişti. Böyle bakarsanız açıklamaları mantıklı o zaman. Tabii ki yani. Onlar da siyaset yapıyorlar. Evet. Şöyle güzel, aslında güzel bir bilek güreşini izliyoruz. Bu iki haftada dikkat ederseniz siyasette hani bu 10 soruyla başlayan tartışmada bir hani irtifa tartışması var. Evet. Orada bir seviye geliyor. Müsaade etseler ama etmiyorlar. Onu da psikolojik söyleyeceğim. Üstünlük kimde bu bilek güreşinde şu anda? Bence şu an iki lider de yani Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan da bence ikisi de hem partilerini ve çevrelerini domine ediyorlar ya da ittifaklarını hem de ikisi de yani dengeli götürüyor işi. Onu da söylüyorum. İşte ikinci şey, buraya not almıştım. Bu tartışmalardan birisi nereden çıktı? Veli Ağbaba'nın biz 3 Temmuz'da yapılacak olan altılı masa toplantısında CHP'nin adayı olarak adaylığımızı açıklayabiliriz. Dedi mi demedi mi tartışması üzerine çıktı ve sonrasında bütün CHP'lileri, Veli Ağbaba dahil bütün CHP'liler bir dakika bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu ama biz 3 Temmuz'daki yani Sayın Akşener'in 5. buluşma, evet. 5. buluşmaya ismi götürmeyeceğiz demek zorunda kaldılar. Bir geri adım oldu bence orada. Bu tartışmadan sonra en çok satan Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayıyla ilgili Cumhurbaşkanı yekten işte hadi bakalım yüreğin yetiyorsa çık karşıma dedi. Üçüncü mesele Sayın Balbay'a cevap olsun. Yeni seçim kanununu unutursak şu tartışmayı yapabiliriz. Yani Balbay'ın açtığı tartışmayı yapabiliriz. İşte, Erdoğan kendi karşısındaki adayı yenebileceğini düşünürse erken seçimi patlatır. Eski sisteme göre seçim yapılır. Hı hı. Çünkü seçim kanunu üzerinden bir yıl geçmesi lazımdı. Evet, tabii. Geçmediği için eski kanuna göre seçim yapılır ve yener mi acaba? Ben bu ihtimal hiç düşünmüyorum. Niye o zaman seçim kanunu değiştirdiler? Yani bunun bir mantığının olması gerekiyor. Böylece iki alternatifleri oldu ellerinde. Evet. Öyle denemez mi? Yok, öyle bakmıyor. Ben erken seçim tartışmalarına da böyle bakmıyorum. Yani şöyle bakabiliriz belki. 1 Nisan'dan sonra yani 2022'nin 1 Nisan'dan sonra diye bir tartışma var, erken seçim. O da erken seçim mi değil mi onu da bilmiyorum. Vaktinden önce. Vaktinden önce bir seçim sadece. Artık aslında hepsi vaktinden önce bir seçim şu an. Yani o zaman hani o erken seçim tartışması mı olur onu da bilmiyorum. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ekonomiden bahsederken enflasyonda Şubat-Mart ayında düşüş yaşanacak dedi. Ocak'tan itibaren düşüş yaşanmadan da seçime götürmesi çok mantıklı olmaz herhalde. Evet, ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla yeni seçim kanunu da hatırlatarak Balbay'a, Sayın Balbay'a bunun yani hiç de ihtimal dahilinde olmadığını söylemek istiyorum. Dördüncü husus, Kılıçdaroğlu'nun neden adaylığını açıklayamıyor meselesinde ya da adayını açıklayamıyor meselesinde. Önce bir cümle okuyayım sonra devam edeyim. Diyor ki bir eş başkan, neyse HDP'yi sonra söyleyecek ama başta söylemiş olalım. Müzakere ile açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Cümlesini grup toplantısında söyledi ve altılı masaya sürekli ev ödevi veriyordu. Yine bir şeyi hatırlattı. Şimdi altılı masanın ortak bir aday çıkartma ihtimali varsa ve bu ortak aday HDP'den de destek alabilecekse destek veririz diyor. Ama bu müzakere ortamı, yani açıktan bir müzakere ve diyalog istiyoruz. O olmazsa destek vermeyiz. Şimdi bu bir, burada dursun. Bu bir. İki, eski eş başkan Selahattin Demirtaş, ben potansiyel adayım hala ama adaylıktan geri çekilirsem ya da birinin lehine çekileceksem o da İstanbul'un belediye başkanıdır demişti. Ondan not ettik. Üçüncüsü, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener, burada çok iyi bir yayın yaptınız. Ben onu da izledim. Baştan sona izledim. O yayında İstanbul ve Ankara belediye başkanları ile ilgili şöyle dedi. Biz Millet İttifakı olarak destekledik ama onlar CHP'nin belediye başkanlarıdır. Evet. Burası benim çok dikkatimi çekmişti. Bir karar açıklanacaksa bunu CHP açıklamalıdır dedi. Şimdi bu Sayın Kılıçdaroğlu varken şimdi bunlar açık kaynaklardan bizim gördüklerimiz, okuduklarımız, dinlediklerimiz. Şimdi bu tabloya bakınca Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir tabloda şu anda adaylığını açıklayabilir mi, açıklayamaz mı? Açıklayamaz. Yani bu Sayın Erdoğan'ın işte efendim karşısına muhatap olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu almış olmasının ötesinde, Kemal Bey'in gönlünde Cumhurbaşkanı adayı olmanın ötesinde kurduğu denklemlerde ve girdiği angajmanlarda her an dengenin bozulabileceği ihtimali üzerinden bekliyor. Ve bence de doğru yapıyor. O zaman onlar açısından, yani muhalefet açısından mantıklı olan sona kadar beklemek aslında. Evet. Onun için yani, doğrusu da o. Zaten şimdi, Sayın Akşener de benzer bir şey söylemişti. Evet. Şimdi toparlayayım, uzun oluyor ama Sayın Balbay'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevilik tartışmasını başlattığından söz etti. Bu tartışmayı Alevilik tartışması, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun mezhep ve etnik kökenine dair tartışmayı Medyascope sitesinde Ruşen Çakır'ın fonlanan, İsveç ve Amerikalılar tarafından fonlanan sitesinde Ahmet Şık açtı. Ahmet Şık doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'nu doğrudan, siz işte efendim Alevi olduğunuz için bu Cumhurbaşkanlığını bir daha düşünün diye başlayan, hatta tehditle kokan ifadelerle başladı.